Evet, test 6 kazanılmış Türkiye'nin coğrafya özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama projeleri önerileri hazırlar. Soru 1. Çay işletmesi üzerine proje yapmak isteyen bir girişimci hangi bölgeye yatırım yapmalıdır? Çay ülkemizde %100 nerede yetişiyor? Karadeniz bölgesinde. Dolayısıyla Karadeniz bölgesine yatırım yapabileceğinden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İkinci soru, bir bölgeye yatırım yapabilmesi için bazı şartların elverişli olması gerekmektedir. Bu şartlar doğal ve beşer olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buna göre açıklayan hangisi yatırımı etkileyen doğal şartlardan biri değildir? Yer şekilleri, bitki örtüsü, iklim doğaldır ama sermaye parayla ilgili olduğu için beşeridir. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü soru, ülkemizde ham maddesi tarıma bağlı olan sanayi kolları iklimden etkilendikleri için kazanç ve üretim miktarları yıllara göre değişiklik göstermektedir. Bu durumun farklı olan girişimci Turan Bey iklimden etkilenmek istememektir diyor. Buna göre Turan Bey'in aşağıdaki fabrikalardan hangisini kurması beklenemez? Çimento, tuğla, seramik iklimden etkilenir ama iklimden etkilenmek istemiyorsa bisküvi fabrikası kurması beklenemez. Çünkü bisküvi fabrikasının ham maddesi buğdaydır. Buğday da tarımdan etkilenir, iklimden etkilenir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, ülkemizde turizm sektörü oldukça gelişmiştir. Turizm sektörüne yapılan yatırımlara baktığımızda yatırımcıların büyük bir kısmı Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyılarını tercih etmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında bu bölgenin bazı coğrafya özellikleri etkili olmuştur. Bu özellikler arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Kumsalların geniş yer kaplaması etkili, yaz sürenin uzun olması etkili, yayla şelale ve mağaraların bulunması. Bunların hepsi turizmi olumlu etkilediği için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Beşinci sorumuz, yatırım projelerinin hayata geçirilmesinden etkili olan bir diğer faktör de ulaşımdır. Ulaşımın rahat bir şekilde sağlanabilmesi yer şekillerinin sade olmasına bağlıdır. Yer şekillerinin engebeli olması üretim yapılan ürünlerin dağıtımda problem yaşamasına yol açmaktır. Buna göre ürünlerini diğer illere kolay bir şekilde pazarlamak isteyen bir yatırımcının haritada belirtilen bölgelerden hangisini tercih etmesi beklenebilir? 4, 1, 2. Burada engebeli alanlar arkadaşlar. Ulaşım zor yaşanır ama Marmara bölgesi yani İstanbul ülkemizde ortalama yükseltinin en az olduğu bölge olduğundan 3. yere fabrika kurabilir, yatırım yapabilir arkadaşlar. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 6. soru, projenin avantajları ve gerekli koşullar. Uşak ülkemizin ulaşım imkanları geçmiş şehirlerindendir. Bu sebeple yerli ve yabancı turistler şehre rahatlıkla ulaşabilir. Ayrıca Taşyaran Vadisi İzmir Uşak Karayolu'na yakın bir konumdadır. Projenin geliştirilmesi için çalışmalardan hangileri yapılabilir? Tanıtıcı reklam filmi hazırlayıp yayınlatmak olur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uşak Belediyesi ile iletişime geçerek projeye destek sağlamak olur. Yatırımcılarla görüşerek bölgede turistik tesisler açılması sağlamak yine olur. Yani buradaki her üç öncül turizmi ve buradaki yatırımı yani olumlu bir noktaya taşıyacağından sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 1, 2, 3 olacaktır. 7. soru, bir bölgede sanayi yatırımlarının gelişebilmesi ve sanayi alanında yatırımların yapılabilmesi için temel şart ham maddedir. Ülkemizde yeraltı kaynaklarının en fazla ve en çeşitli olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi olmasına rağmen bu bölgede çıkartılan ham madde kaynaklarına yönelik sanayi yatırımları yaygın değildir. Bu durumun temel sebebi Doğu Anadolu bölgesinin aşağıdaki coğrafya özelliklerinden hangisiyle ilgilidir demiş sorumuzda sevgili arkadaşlar. Tabi burada ham madde kaynakları bir bakımdan zengin ama sanayi yatırımları için uygun değil. Çünkü burada yer şekilleri engebeli olduğu için etkili arkadaşlar. Kışlar soğuk ve kar yağışlı geçiyor. Bu da etkili ama tabi bunu aşabilirsiniz ama yer şekilleri engebeli olduğu için zaten ne oluyor? Burada ulaşım sağlanamıyor ve zorlanıyor. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. D ve A seçenekleri söz konusu değil. Çok 8. sorumuz, Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum Kars bölümünde yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu çayırlar yaygın. Bu burada büyük baş hayvancılığı geliştiriyor ve et ve süt üretimine yönelik fabrika kurulabilir. Diğer taraftan Konya yöresinde iklime bağlı olarak yoğun bir şekilde buğday, çağlar ve yulaf yetiştirilmekte. Bu da burada makarna fabrikası kurulabilir arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 9. soru, ülkemizde tarım ürünleri çeşitlilik gösterdiği için farklı alanlarda üretim yapan birçok fabrika kurulduğunu görmekteyiz. Fabrikaların kurulduğu alanlara baktığımızda zeytinyağı fabrikalarının çoğu Ege bölgesinde kurulmuştur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Zeytinyağı fabrikaları çoğu Ege'de kurulmuşsa burada ham madde var ki kuruluyor. Çünkü ham maddenin bu bölgede yoğunlaşması bu durumun temel sebebidir diyebiliriz.